Kıymetli Divan Kurulu, kıymetli Hazurum, çok değerli başkanlar, delegeler ve sayın misafirler, Vali Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Çok sevdiğim büyüğüm, abim, kaybettiğimiz zafer vatansever için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere kısaca 3 senenin özetini vermek istiyorum. Öncelikle yapmış olduğumuz yatırımlarla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Göreve geldiğimizde İzmit pisti gerçekten çok kötü durumdaydı. İzmit pistinin yenilenmesi tamamen federasyonumuz tarafından yapılmıştır. Federasyon merkezinin yerinin değiştirilmesi ve bu arada tabii bu 3 senede bizim danışmanlığımızda Tuzla'da bir karting pisti, Kepez'de bir drag pisti ve İzmir'de de bir pist yapımı devam etmek ve kısa bir zaman süreçinde açılacaktır. Bu 3 yılda yine yapılanlar arasında organizasyonlar anlamında Marmaris'te Otofest, 2 adet tüm branştan tüm sporcuların katıldığı bir şampiyonlar şampiyonası ödüllü, amatörler lastik desteği ve Tosmet Yıldız'ını arıyor projesi yapılmıştır. Tabi bu Tosmet Yıldız'ını arıyor projesiyle ilgili çok kısa bilgi vermek gerekirse, biz bunu başlattığımız zaman tabi bu nedir diye düşünenler oldu. Bizim amacımız tüm kulüplere Türkiye çapında, işte nasıl herkese size de geliyordur, bana da geliyor ya ben yarışçı olmak istiyorum, nasıl olacağım? İşte hepimizin ortak bir payası olan Tosmet Yıldız'ını arıyor projesi dün emeğini vermiştir. Orada kazanan sporcumuz Onat, dün yapılan çok önemli bir kupada yurt dışında ilk defa bindiği bir otomobilde, ilk defa kullandığı bir arabayla yarışı kazanmıştır. Tosmet Yıldız'ın Arayol projesinin ne kadar doğru bir proje olduğu zaten buradan bellidir. Ve devam etmesi gerekir. Uluslararası alanda sporcular destekleyeceğiz dedik. Tabii ki gençlerimiz var ama bunların içinde en önemlisi Ayhancan. Ayhancan geleceğe dünya şampiyonu olacak, buradan söylüyorum ama bu sene kazanmış olduğu Fransa şampiyonluğu bir Türk'ün değil, daha önce hiçbir yabancının kazanamadığı bir şampiyonluğu kazandı Fransa'da Ayhancan. Ve bugün dünyadaki en büyük kompetisyon da Fransa'dadır, önü açıktır. Tosfet olarak ona verdiğim, vermiş olduğum destekleri de sonuna kadar helal olsun diyorum. Yine söz verdiğimiz gibi dünya şampiyonasının ülkemize gelmesi, dünya şampiyonasının tabi ülkemize gelmesinde büyük katkıları olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, Sayın FIA Başkanımıza, Sayın Promotörlere huzurlarınızı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten onlar olmasaydı gelme şansı yoktu. Tabii ki bu zaman bu arada bize en büyük desteği veren Zamanı Sportoluğu Teşkilat Başkanı Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu. Bugün de Sayın Bakanı Mehmet Kasapoğlu gerçekten sporumuzun bir ferdi gibi gerçekten bize sonsuz destek verdi. Ona da huzurunuzda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sorunsuz iyi bir organizasyon geçirmemizi sağlayan tüm Tosmet çalışanları, tüm Tosmet gönüllüleri ve yardımcı olan tüm kamu ve kamu kurumları ve kuruluşlarına da huzurunuzda sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Vereceğiyle ilgili bilgi vermem gerekirse, nitekim bugünün konusu da en önemli konulardan bir tanesi vereceğinin bütçesi olacaktır. Yılda 850 milyon izleyiciye ulaşıyor. 155 ülkede canlı yayınlanıyor. Ülkemizde Aspor yayınladı. Milyonlarca dolarlık bir reklam değeri var. Ülkeye katkısı inanılmaz. En önemlisi bence, kendi sporumuz adına konuşuyorum, Dünya Rally Şampiyonası'nda yarışan 4 arabanın 3 fabrikası Türkiye'de. Yani bu çok çok önemli bir şey. 3 fabrikanın Türkiye'de olması. Bu Dünya Rally Şampiyonası devam etmesi halinde ben bu fabrikalarında işin içine çok daha fazla gireceğini düşünüyorum. Nitekim ufak ufak konuşulmaya başlandı. Başlatmış olduğumuz bu projelerin 3 yıl içinde bu organizasyonların devamı halinde çok değerli sporcular yetişeceğini düşünüyorum. Ülkenin gerçekten dünya çapında sporcular yetiştireceğini düşünüyorum. Bu organizasyon kalitesinin de artacağını düşünüyorum. Ve otomobil sporlarına daha ileri gideceğini düşünüyorum. Son olarak bütün bu anlattıklarından daha da önemli, can güvenliğimizde çok farklı dikkat etmemiz gerektiğini bir daha dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten otomobil sporları tehlikeli bir spor ve bütün sporcularımızın, emekçilerimizin ve seyircilerimizin kazalardan korunmasını diler. Tüm
tüm kalbimi, saygılarımı, sevgilerimi sunar. Hepinize hayırlı Mardin Genel Kurulu'nu.